Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf öğrencilerim. Küresel bağlantılar konusunda komşularımız ve kardeşlerimizdeydik. Hatırlayacak olursanız Zoom'daki derslerimizde, uluslararası ilişkilerimizde, Türkiye'nin Atatürk dönemindeki uluslararası politikasından, yani tam bağımsızlık, devletlerin eşitliği, komşu devletlerle barış içinde yaşama, yurtta ve dünyada barış, karşılıklılık ilkesinden bahsetmiştik. Örnek sorularımızı çözmüştük arkadaşlar. Aynı zamanda Türk devletleriyle ilişkileri geliştirmek için kurmuş olduğumuz TÜRKSOY ve TİKA'dan bahsetmiştik. TRT Avaz kanalından da bahsetmiştik. Onun için geçiyorum bunları. Gelelim arkadaşlar. Türk Cumhuriyetleri neler? Bunlarla ticari ilişkilerimiz neler? Bundan bahsedeceğiz. Haritamız biraz karışık görünüyor arkadaşlar. Yani çok şeyi göstermek adına, çok işte Türk gruplarını göstermek adına biraz karışık bir harita olmuş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kırmızı. Hemen yakınımızda Azerbaycan Nahçıvan bölgesi var. Azerbaycan da Türk devletlerinden biri. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan arkadaşlar. Tataristan baktığımızda Türk Cumhuriyeti. Doğu Türkistan var, bağımsız değil, Çin'e bağlı. Yine Sarı Uygurlar veya Salurlar Doğu Türkistan'ın dışında arkadaşlar. Yine Saka Yakut Türkleri, Yakutistan Özerk Bölgesi Rusya içerisinde. Yine Sibirya Türkleri Rusya içerisinde örnek olarak gösterilebilir. Yani özellikle Asya başta olmak üzere dünya üzerinde birçok coğrafyada Kosova Türkleri, Bosna Türkleri, yine Balkanlar üzerinde Bulgaristan'da, Doğu Avrupa'dan, Balkanlardan Doğu Avrupa'ya geçerken Gagavuz Türkleri, Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın işgal ettiği topraklarda Kırım Türklerini örnek olarak gösterebiliriz. Ama Türk Cumhuriyetleri dediğimizde 6 ülke var arkadaşlar, önemli. Türkiye'ye en yakın olanı Azerbaycan, yüz ölçümü olarak en büyük olanı Kazakistan, Nüfus olarak en fazla nüfusa sahip olanı Özbekistan. Nüfus olarak en az nüfusa sahip olanı bu 6 devlet içerisinde Türkmenistan. Bu devletleri göreceğiz arkadaşlar. Yine Kırgızistan ve Tacikistan devletlerimiz var. Azerbaycan'ın 8 milyona yakın nüfusu var arkadaşlar. Yüz ölçümü küçük bir ülke. Topraklarının bir kısmı Dağlık Karabağ bölgesi. Ermenistan'ın işgali altında olduğu için arkadaşlar Azerbaycan kardeşimiz, komşumuz böyle bir sıkıntı içerisinde. Bunun dışında petrol ve doğalgaz yönünden zengin bir ülke Azerbaycan. Azerbaycan petrollerini Türkiye'ye taşıyan Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı var arkadaşlar. Bu boru hattıyla Türkiye'ye petrol akışı sağlanmakta. Arkadaşlar Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la siyasi ilişkileri olmadığı için bu boru hattı yolunu uzatarak Gürcistan'ın içerisinden önce Türkiye'ye, yani Azerbaycan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan sonra Türkiye'ye diyelim, önce demeyelim, ulaşmaktadır. Azerbaycan Türkiye'den ne alır bunu da söyleyelim. Boya, hayvansal ve bitkisel yağlar, motorlu taşıtlar, demir çelik ürünleri satın alır. Türkiye ise Azerbaycan'dan petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere mobilya, elektrikli aletler, makine ve madeni eşyalar satın alır. Kazakistan'a baktığımızda, evet, Türkiye Cumhuriyetler diye de geçer bunlar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, yani Rusya dediğimiz ülkenin eski adı Sovyetler Birliği, Kazakistan adını verdiğimiz ülke, bakın, Türkiye Cumhuriyetler içerisinde en geniş sınırlara sahip olan ülkedir. Türkiye ile ilişkileri Nursultan Nazarbey'e yakın bir zamanda görevi bıraktı arkadaşlar. Çok sevilip sayılan birisi. Kazakistan'a giden arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın anlattıklarına göre önemli bir şahsiyet. Orada da çok sevilen bir şahsiyet halk tarafından ve ülkesini oldukça geliştirmiş bir şahsiyet. Yani burada gelişmiş ülke değil tabii ki. Yani bunların hiçbiri Türkiye'den daha gelişmiş değil. Yani Türkiye'nin kendisi de gelişmiş bir ülke değil, gelişmekte olan bir ülke. Yani bu cümleleri ona göre değerlendirirseniz sevinirim. Yani kendi içerisinde, kendi çapında gelişmekte olan, gün geçtikçe bir ülke. Tabii Nazarbayev görevi bıraktı yakın bir zamanda, yerine
başka bir kişi göreve geldi. Türkiye ile olan ilişkileri her gün gelişmektedir. Türkiye'nin arasının oldukça iyi olduğu bir ülke arkadaşlar. Türkiye, Kazakistan'dan demir, bakır, çinko gibi madenler, özellikle madeni eşyalar, tahıl, yağ satın alır. Kazakistan'sa Türkiye'den arkadaşlar çeşitli makineler, otomobil, plastik eşyalar, halı, mobilya, kimyasal ürünler ve kağıt satın alır diye söyleyebiliriz. Hayvancılığın da yaygın olduğu bir ülkedir. Arkadaşlar, Kazakistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesinde ortaklaşa kurulan ve bu ülkede yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi önemli bir yer tutmaktadır. Arkadaşlar, o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 29 Nisan 1 Mayıs 1992 tarihinde gerçekleşen Almata Zirvesi'nde yayınlanan ortak bildiriyle kısaca söyleyeyim, iki ülke arasında bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma eğitim, bilim, kültür ve spor alanında işbirliğini içeriyor. Yani Türkiye'den öğrenciler rahatlıkla bu Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne giderek eğitim görüyor. Hatta dünyanın birçok yerinden Türk olmak üzere, yabancı olmak üzere birçok öğrencinin eğitim aldığı, zaten adı üzerinde uluslararası bir üniversite. Yani buradan neyi anlıyoruz? Arkadaşlar, 8. Cumhurbaşkanı, pardon 9. Cumhurbaşkanı, yanlış olmasın, Süleyman Demirel döneminde 1992 yılında yeni bağımsız olmuş o dönemde Kazakistan Devleti ile Türkiye Cumhuriyetlerden Türkiye eğitim, bilim, kültür alanında ilişkileri geliştirmek adına Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ni kurmuştur. Hoca Ahmet Yesevi Türk tarihinde önemli bir şahsiyettir. Divan-ı Hikmet isimli eseri bulunmaktadır. Yine bu ülkede bizim de restorasyonunu yaptığımız bir türbesi bulunmaktadır Hoca Ahmet Yesevi'nin, yani üniversiteye adı verilen şahsiyetin. Özbekistan özellikle tarım yapan önemli bir ülkedir bu coğrafyada. Pamuk üretimi yapmaktadır arkadaşlar. Aral Gölü'nün yakınındaki bir ülkedir. Tarım ve hayvancılık yapar arkadaşlar. Özbekistan pamuk üretiminde dünyanın 4. ülkesidir. Tabi bu sıralamalar değişmekle birlikte karasal bir ülke olduğu için sulama yoluyla pamuk üretimi yapan bir ülkedir. Türkiye Özbekistan'la pamuk ve bazı kimyasal ürünler alırken Özbekistan ise Türkiye'den tahıl, tıbbi ürünler ve elektrikli ev eşyaları satın alır. Yani ticaretimizin olduğu bir ülkedir. Nüfusu 25 milyona yakındır. Türkmenistan'a baktığımızda arkadaşlar 4,5 milyon gibi bir nüfusu var. Yani nüfusu az olan bir ülke. Yine hilal ve yıldızları görüyorsunuz ve Türklere ait motifler, yani Türk kültüründe, etnografyamızda önemli bir yere sahip. Arkadaşlar, Türkler, ilk Türk devletleri halı ve kilim dokumacılığı yapmışlardı, hatırlayın. Çadır vardı bizde, halılar vardı, kilimler vardı. Mesela Türklerin en eski halısı pazır halısıydı, hatırlayın. Onun için hayvancılıktan da yola çıkarak, o göçebe kültürden de yola çıkarak bu motiflerin, bu halı işlemeciliğinin Türklerde önemli bir yere sahip olduğunu görüyorsunuz. Bayrağa baktığımızda da yeşil rengi, beyaz rengi, hilal ve yıldızlar hem İslamiyet'i hem de Türk kültürünü simgelemektedir diye söyleyebiliriz. Türkmenistan biraz böyle fakir bir ülke baktığımızda. Buradan öğrenciler Türkiye'ye gelerek eğitim alıyorlar. Özür dileyerek söylüyorum fakir derken. Yani arkadaşlar, ülkelerin iklimleri, bulundukları coğrafya, ülkelerin gelişmiş durumlarını etkileyebiliyor. Türkiye, Türkmenistan'dan deri ve pamuk satın alır. Yine pamuk yetiştiren bir ülke. Türkmenistan ise tarım ilaçları ve tekstil, bizden tekstil ürünleri satın alır diye söyleyebiliriz. Yine teknolojik ürünler de satın alır. Şimdi gelelim. 5. sınıflarda da anlattığımız bir konu var. Bu alım satımdan bahsederken dış ticarette çeşitli kavramlarımız var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğiz. Her ürün her ülkede bulunmaz. Şimdi bazı ürünler bazı ülkelerde bulunurken bazı ürünler bulunmayabilir. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar.
Ortaya bir ürün koyabilmemiz için, üretim yapabilmemiz için ham maddeye ihtiyaç duyarız. Bazı ülkeler doğal kaynaklar yönünden, ham maddeler yönünden zengin olmakla birlikte bunu işleyebilecek teknolojiye sahip değildir. Mesela Nijerya, zengin petrol yataklarına sahip olmakla birlikte bunu işleyebilecek teknolojiye, bilgi birikimine sahip değil arkadaşlar. Veya Irak örneğini verebiliriz. Bazı ülkeler doğal kaynak yönünden fakir olmasına rağmen teknolojik açıdan gelişmiş olduğu için doğal kaynağı ucuz olarak başka ülkelerden temin eder ve bu doğal kaynakları işleyerek dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olur. Japonya örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Bazı ülkeler hem doğal kaynak yönünden hem de teknoloji yönünden fakirdir. Bunlar oldukça sıkıntılı. Yani bunlar geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlar. Moğolistan örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Moğolistan'da ne bilgi ve teknoloji var ne de doğal kaynak var çok fazla baktığımızda. Bazı ülkeler ise doğal kaynak yönünden de teknoloji yönünden de zengindir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu gibi ülkeler işte doğal gaz, petrol açısından zengin olmakla birlikte gerçekten teknoloji açısından ve bilgi birikimi açısından da dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Arkadaşlar, bu ülkelere baktığımızda, bu ülkeler zaten G7 dediğimiz, Rusya çıktı G8'di siyasi nedenlerden dolayı, bu grubun içerisinde yer alır. Yani dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasındadır. Bu cümleden şunu çıkarıyoruz. Her ürün, her doğal kaynak her ülkede bulunmaz. Bu da ülkelerin birbirleri arasında dış ticaretin gelişmesini sağlamıştır diye söyleyebiliriz. Şimdi dış ticaretle ilgili kavramlarımıza gelelim arkadaşlar. Bu kavramlarımız nelerdir? Öğrenelim. Şöyle tahtaya geçerek anlatacağım bunu. Şöyle tahtayı da zoomlarsak rahat bir şekilde görebiliriz. Şöyle başlığımızı atalım. Dış ticaret diyelim arkadaşlar. Dış ticaret ülkelerin birbirleriyle yapmış olduğu ticarettir. Dış ticareti de kendi içerisinde iki gruba ayırabiliriz. Öncelikle ithalat kavramımız var. Bir de ihracat kavramımız var. Farklı kavramlarımız da var. Ama öncelikle bu iki kavram üzerinden yürüyeceğiz. Evet, bunlarda zorlanan arkadaşlarımız var. Öncelikle ithalattan başlayalım. Bakın şurayı siliyorum. Şu alı siyahla yazıyorum. İçerisinde al geçiyor arkadaşlar. İthalat ne demektir? İthalat özetle dış alım demektir. Yani bir ülkenin başka ülkelerden ürün veya hizmet almasına ithalat denir. Neymiş? Başka ülkelerden ürün veya hizmet ya da her ikisini de satın almak. Bu ithalat demektir arkadaşlar. İthalat yaparken ne yapıyorsunuz? Döviz harcıyorsunuz. Yani sizden para çıkıyor arkadaşlar. Onun için ben ithalata ne diyorum? O ülke açısından eksi olarak yazıyorum. Gelelim ihracat kavramımıza. İhracat dış satım demek. Arapça çıkarmak, harac kelimesinden, fiilinden geliyor arkadaşlar. Dış satım demek. Yazalım. Başka ülkelere, bir ülkenin başka ülkelere ürün ya da hizmet satmasına ne diyoruz arkadaşlar? İhracat adını veriyoruz. Ne kadar çok ürün satarsanız veya arkadaşlar ne kadar çok para kazanırsanız burada satış yaparsanız sizin için kârdır. Yani ihracat yapmak bir ülke için artı bir durumdur diye söyleyeyim. Şimdi farklı varyasyonlarımız var. Bunlara geçmeden önce yani ne alıyoruz ne satıyoruz Türkiye açısından bunun üzerinde durmak istiyorum. Mesela biz ne ihraç ediyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. Mesela Türkiye tarım ürünleri arkadaşlar ihraç eder.
bazı tarım ürünlerinde ithal eder. Nedir ihraç ettiğimiz tarım ürünleri? Baktığımızda Türkiye mesela fındık, arkadaşlar, incir, üzüm, kayısı, turunçgil gibi ürünleri Türkiye satar. Yine çeşitli sebzeleri, domates gibi, salatalık gibi. Gerçi domates meyveye giriyor bu arada, onu da belirtmiş olayım. Aa, biz burada sebze gibi ifade ediyoruz. Yani çok problem olacak bir durum değil. Yani fenciler duymadığı sürece problem yok. Gelelim, ne satıyoruz başka Türkiye olarak? Tekstil ürünleri. Yani giyimle ilgili ürünler tekstil ürünleri diye geçer arkadaşlar. Türkiye bu tekstil ürünlerini de ihraç eder. Yani başka ürünlere, başka ülkelere satar. Başka madenler. Ne gibi? Krom gibi, bor gibi, mermer gibi çeşitli madenleri de biz başka ülkelere satıyoruz. Bundan da para kazanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Makineler, bazı tarım araç gereçleri ve makineler Türkiye'nin sattığı ürünler arasındadır. Peki Türkiye dışarıdan ne alıyor arkadaşlar? Türkiye'nin dış ticaret açığını, yani ithalata bağlayacağım bunu. Nedir dış ticaret açığı, onu da söyleyeceğim. Türkiye'nin ithalatı, ithalat kalemlerini özellikle en başta petrol ve petrol ürünleri tutmaktadır arkadaşlar. Başka doğalgaz. Bakın, petrol ve doğalgaz Türkiye'den çıkmasına karşı Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamadığı için Türkiye bunları başka ülkelerden alır. Nerelerden alır? Defalarca söyledik. Yine ilerleyen dakikalarda tekrar edeceğim. İlaç arkadaşlar, Türkiye ilaçta da büyük ölçüde dışarı bağımlıdır. Başka otomotiv. Türkiye otomotiv ihraç etmekle birlikte büyük ölçüde otomotiv ithal eder. Bunu da belirtelim. Bunun dışında arkadaşlar bir de tropikal meyveler. Soruda gelirse ananas, avokado arkadaşlar bu gibi. Bunun dışında kahve, kakao gibi tropikal ürünleri de ne yapar? Yani ekvator kuşağına yetişen ürünleri de Türkiye'ye ithal eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konudan tekrar başından alarak videoma devam edeceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Devamını bir sonraki videomdan takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum.